Selam, ne yaptınız? Umarım güzel bir gün geçiriyorsunuzdur. Ben bugün sizlerle bitenlerimi paylaşmaya geldim. Yani bugün çöp konuşacağız. Fazlasıyla bitenim yokmuş gibi duruyor. Çünkü hani genelde bu sepet dolu olur. Şu an yarısına kadar dolu. Fakat içerisinde çok fazla kozmetik ürünü var. Gerçekten çok kozmetik bitirdim. O yüzden hemen başlamak istiyorum. Uzun sürebilir. İlk önce kozmetik olmayanlardan fıtı fıtı bir geçelim. DP'nin bu şampuanlı, pamuk sütlü, buğday proteinli olan şampuanını bitirdim. Bundan yaklaşık 4-5 kutu zaten bitirmiştim. Arkadaşımın tavsiyesiyle almıştım ve gerçekten hani saçımı şu sıralar dalgalı doğal haliyle kullandığımı biliyorsunuz. Saçımı doğal haliyle bıraktığımda çok güzel bir şekilde yumuşacık yapıyor saçı ve gerçekten kolay taranmasını sağlıyor. Güzel de arıtıyor. Güzel bir şampuan bence. Uygun da fiyatlı. Bir tane ıslak mendil bitirdim. Bu Solon'un. Gerçekten hiçbir ıslak mendil Femini markasının BİM'de satılan o yüzlü ıslak mendille değişmiyor. Gerçekten hiçbir yerini tutamıyor. Bunu da pek beğenmedim. Ardından var mı başka kozmetiğimsi olmayan? Tamam, iki tane var. Bir tane deodorant bitirdim. Şöyle Fa markasının Pink Passion isimli şöyle bir deodorantı. Yani hakkında çok bir şey konuşmayacağım. Çünkü gerçekten hakkında çok bir şey hatırlamıyorum. Güzel kokuyordu. Yani fena değildi. Çiçeksi bir kokusu vardı ama tekrar alır mıyım? Hani denk gelirsem, indirime girerse falan alırım ama içeriği biraz temiz değil. O yüzden bir tane daha kozmetik olmayan şu L'Oreal Excellence Cream isimli bu saç boyalarından çıkan saç kremleri. Ağzım dilim tutuldu, konuşamadım, fark etmişsinizdir. O kadar seviyorum bunları. Yani ne zaman boyanın içinden çıksalar bunlara ya el koyuyorum ya da sırf bu yüzden boya bile alabilirim yakında. Saçı çok güzel açıyorlar. Şeklini 2 gün boyunca korumasını sağlıyorlar. Yumuşacık yapıyorlar ve parlıyor saçınız bunları kullandıktan sonra. Ama sadece boyaların içinde varlar. Gerçekten hani şu krem... Şu krem aslında diyorsanız L'Oreal'in başka bir kremi ise bu aslında. Çok da güzel kokuyor bu arada. Lütfen bana yazın. Yani gerçekten çok muhtacım buna. Çok seviyorum. Hiçbir saç kremi, hiçbir saç maskesi hiç fark etmez. Bunun yerini tutamıyor. Ama maalesef boya almamız gerekiyor bunun için. Zara'nın bu Lightly Bloom isimli mükemmel parfümünü bitirdim. Şöyle bir şişesi var. Mavi bir kapağı vardı ama değişiyor tabii bu Zara'nın birazcık. Günden güne değiştirdiği bir şey. Şöyle göstereyim yine de şişeyi. Çok hafif bir kokusu var. Ama günlük olarak mükemmel bir parfüm ve ben bunu sıktığım her gün boyunca bu parfümle ne parfüm kullanıyorsun, hangi parfüm sıkıyorsun diye defalarca soru aldım. Çok sevdiğim bir parfüm. O yüzden direkt hani yaklaşık böyle bir yıl içerisinde tamamen bitirdim. Ki ben hani parfümlerimi sevdiğim zaman genelde çok kullanmayı da severim. O yüzden gerçekten hani uzun bir sürede gittiğini söyleyebilirim. Çok güzeldi. Yani gerçekten bana hediye olarak alınmış en iyi parfüm diyebilirim. Tekrardan alacağımı düşünüyorum ama şu sıralar çok fazla parfüm ve vücut spreyim var. Hani onlar birazcık azalsın veya bitsin. Yazın daha çok vücut sprey kullanıyorum. Onların azalmasıyla birlikte yenisini, Lightly Bloom'u aklımda tutacağım ve alacağım tekrardan. Bir tane yüz sabitleme spreyi, Allah'a şükür ki Biolis'in bu Stop It isimli şu yüz sabitleme spreyini bitirdim. Bu gerçekten korkunç bir ürün. Asla almanızı tavsiye etmiyorum. Öncelikli nedenim, şöyle bir kutusunu da göstereyim hatta da. Yani asla almayın şöyle. Bu neden çok kötü? Bir, sprey çok kötü. Yani şu an tabii içinde hiçbir şey yok. O yüzden sıkamaz ama böyle fırlatıyor. İki, kendisi çok kötü ürünün. Yüzünüze böyle yapışkanlı bir su sıkmışsınız gibi hissettiriyor. Hani tamam, yapış yapış olması güzel bir şey aslında vücut spreylerinin, yüz spreylerinin. Hani sabitleme adına konuşuyorum. Ama bu artık kendini aşmış bir iğrençlikte böyle yapış yapıştı. Ve hani hiç güzel bir şekilde de makyajı sabitlemiyordu. Bari onu doğru yapsaydı. Hani you had one job gerçekten. Onu da yapamadı. Yani makyajımı kaldırıyordu hatta aksine. Çok kötü. Yani asla tavsiye etmiyorum. Ardından benim emektar bebeğim, aşkım canım, bir tanem Project Pen'imin yoldaşı. Notun bu Luminously Compact Powder'ının 01 beige rengini. Şöyle aynayı kapatalım. Dağınıklığımız görünmesin. Şöyle bitirdim. Aslında bu son zamanlarda kırıldı. Yani çok azıcık kalmıştı zaten. Bir iki kullanımlık kala kırıldı. O yüzden hani tamamen bitti mi bitmedi mi bunun yorumunu size bırakıyorum ama yani gördüğünüz gibi hiçbir şey kalmadı. Bu pudra yeniden viral oldu bu arada ve çok sevindim tekrardan viral olmasına. Çok güzel bir pudraydı. Fakat
Benim 01 rengi olmasına rağmen aşırı derecede böyle tenimde sarı durdu ki ben sarı alt tonlu bir ten rengine sahibim. O yüzden beklersiniz ki hani biraz daha böyle benimle anlaşsın falan ama yazın kullanabiliyordum. Üf nasıl tozlanmış ya. Yazın kullanabiliyordum sadece. Onun dışında gerçekten bana çok koyu kalıyordu. O yüzden hani bunun mukayesesini kendiniz yapın. Tester ürünü bulabiliyorsanız tester ürünü bir deneyin. Çünkü yani gerçekten sarı durdu mu da çok çirkin bir sarı duruyor. Ama çok güzel bir ürün. O da ayrı bir konu. Sonra yine Project Pen'de bitirdiğim bu Emily'nin 203 numaralı dudak kalemi. Şöyle göstereyim. Hiçbir şey kalmadı artık bunun içinde. Çok mutluyum. Hatta yani şuradan bakıldığında ucu görünüyor. Çok komik. Bu ürünü çok sevmeme rağmen kalemtıraşla açarken sürekli kırıldı ve bu beni çok rahatsız etti. Yeni kalemtıraş aldım. Hani belki kalemtıraştan kaynaklıdır diye asla kaynaklı değilmiş. Onu da haşat etti. Kendisi de haşat oldu. Yani bu ürünü kullandım. Evet güzel bir şekilde bitirebildim. Hakkını verdim. Fakat gerçekten hani yarısından fazlası da kalemtıraşla ziyan olmuştur. O yüzden tekrar almam. Ya zaten bu arada dudak kalemi konseptini çok anlamış değilim ben. Hani bilmiyorum belki dudak kalemine çok ihtiyaç olmayan bir dudağa sahip olduğum için belki de gloss çok sürmeyi sevmediğim içindir ama yani mat bir ruj süreceksem veya şu an dudağımda olduğu gibi doğal duracak bir ruj süreceksem üstüne bir de çerçeve yapmanın bende hiçbir manası yok. Yani gerçekten zaman kaybından başka hiçbir şey değil benim için. O yüzden şu an elimde olan kalemleri hani glosslarla bir şeylerle bitirmeye çalışıyorum ki hani çok fazla şey olmasın. Ne diyeyim? Ziyan olmasınlar. Ama sonrasında 6 tane falan dudak kalemim var. Hepsi bittikten sonra hani bir tane dudak kalemi alırım. Nude renkli olur. Her rujumla, glossumla onu kullanırım. Yani çünkü çok manalı bir şey gibi gelmiyor bana gloss sürmedikten sonra. Ardından bir tane rimel, küçük boy bir rimel bitirdim. Bu Maybelline'in Total Temptation maskarasının küçük boyu. Şöyle fırçasını da göstereyim size. Şöyle tombik bir fırçası vardı. Seviyordum. Yani güzel bir fırçaydı. Seyahatlere falan giderken çok keyifli oluyordu. Ama sonrasında böyle maskarayı aldıkça garip garip topaklar oluşmaya başladı etrafında. Ve zaten kurumuştu yani tamamen. O yüzden bunu da en yakın zamanda çöpe atmam gerekiyordu. O yüzden rimel bitirince kendimi çok mutlu hissediyorum. Rimel ve ruj bitirince. Bir de far paletinde farları bitirince. Çünkü hani böyle çok uğraşmanızı gerektirecek şeyler ya onlar. Harbiden uğraşmışım diyorum. Çok mutlu oluyorum. Mesela kapatıcıda o kadar mutlu olmuyorum. Çünkü hani kapatıcı zaten çok kullandığım ve eninde sonunda çabuk bitirdiğim ürünler arasında. O yüzden beni o kadar mutlu etmiyor. Ama hani ruj ve özellikle rimel mutlu ediyor yani. Bir de eyeliner ama eyeliner'ı daha çok az bitirebildim. Ardından bir tane de rujumuz var. Hazır ruj demişken. Makin Treblez isimli. Bu böyle lip gloss ve ruj hibriti bir şeydi, rujdu. Artık hani tamamen yedim bitirdim bunu. Project Pen'de kullanmıştık, bitirmiştik. Ben Project Pen'i seviyorum. Çünkü dediğim gibi hani mesela Treblez'i bir iki kere sürmüştüm ve sonrasında da falan deyip bırakmıştım bir köşeye. Hani çok beğenmediğimden değil, çok beğendiğim ürünleri kullanmak istediğimden. O yüzden hani böyle ürünler koleksiyonumda çok eskiyor ve gerçekten hani 8-9 yıllık rujlarım olduğunu biliyorum. Hani onları yok etmek Project Pen için mükemmel bir olay. Ve garip bir şekilde benim hiçbir rujum şu güne kadar bozulmadı. Size yemin ediyorum bu kapatıcıdan her kullandığımda biraz daha fazla nefret ettim. Nedenleri var. En büyük nedenlerinden bir tanesi kapatıcının deli gibi kuru olması. Hem çok kuru hem de merhem gibi bir yapıya sahip ve göz altınıza sürdüğünüzde göz altlarınızda deli gibi çizgileniyor. En güzel, en iyi pudrayla da sabitlemeye çalıştım. Koleksiyonumdaki en iyi pudra Fenty Beauty'nin banana pudrası ki onunla da sabitlemeye çalıştım. Bana mısın demiyor, yine çizgileniyor ki o incecik bir pudradır. Tamam dedim hani belki göz altlarınızda işe yaramaz bunu sivilce lekelerinde ve hani biraz daha lekeli olduğum yerlerde kullanayım, bitireyim. Abi orada da sürüyorum. Güzel kapatıyor ama o sivilceyi büyütüyor. Hani lekeyi kapattığımda da orada da sivilce çıkartıyor. Ya çene bölgemde kullanayım dedim. Allah kahretseydi de kullanmasaydım çene bölgemdeki sivilceleri büyüttü. İşte deri altındaki sivilceleri çıkarttı falan. Berbat bir ürün gerçekten.
asla kullanmayın. Zaten içeriklerinde çok kötü şeyler var. Asla kullanmayın. Hani ben bitirdim ama illallah ede ede bitirdim. Project Pen'e sadık olduğum için bitirdim. Yoksa yani bu kapatıcı ikinci kullanımda çöpe giderdi. Ki gitmeliydi de bu arada, yüzümü mahvetti yani. Uzun bir süre onun çıkardığı sivilceleri çözmeye çalıştım. Ardından bu pastelin cream blush'larının 41 dazzling numaralı allığını, komple krem allığını bitirdim. Hatta şöyle bakınca çok şey duruyor. Tatmin edici duruyor. Çok hoşuma gitti bunun tamamen bitmiş olması. Bu ürüne dair şunları söyleyeceğim. Koleksiyondan, hani böyle allık koleksiyonumdan yaklaşık 3 allığı falan çıkarttığım zaman dönüp koşa koşa bundan bir tane daha alacağım. Ama bu rengini almam. Neden? Bu rengi aslında çok güzel bir renk. Kapakta gördüğünüz renk gerçekten mükemmel bir renk. Ve hani özellikle buğday tenliyseniz, beyaz tenliyseniz Mamma Mia yakışıyor. Ama çok simli. İçerisinde çok fazla sim olduğu için hani şuralarınız bildiğiniz böyle hani şu şekilde allık sürdüğünüz hat boyunca parlıyor. Bir tık hani böyle şey duruyor, nasıl diyeyim, doğal durmuyor. Özellikle de güneşli günlerde o güneş vurduğunda Edward Cullen gibi parlıyorsunuz. O pek hoşuma gitmedi. Ama allığın kendisi o kadar güzel ve o kadar kolay dağılıyor ki. Ve allığın kendisinin rengi o kadar güzel ki. Yani baya ben bunu kullanırken dibim düştü. Rare Beauty'nin allığını kullanıyordum. Bir noktası tüm yanağa yetiyor ya, gerçekten çok işime yarıyordu. Çok beğeniyordum o allığı ama bana Rare Beauty'yi unutturdu pastel. Gerçekten mükemmel bir formül, mükemmel bir yapı, mükemmel bir renk. Keşke bu rengin simsiz hali de olsa 41 Dazzling'in. Ama çok bir şey istiyorum gerçekten. Hani hiç gerek yok. Bunun farklı bir rengini, biraz daha açığını veya biraz daha koyusunu kesinlikle alacağım. Ve kesinlikle hani koleksiyonumda bir tane en azından kremallık olarak pastel duracak. Project Pen'le bitirmiştim bu arada. Yani o Project Pen'e de çok güzel bir allık eklediğimi düşünüyorum. Şu an yüzümde de yeni eklediğim allık var. Project Pen videosu da yarın gelecek. Onu beklemede kalabilirsiniz. İzlediğiniz, vaktinizi ayırdığınız için çok teşekkür ederim. Eğer bana şu tarz güzel bir allık öneriniz varsa, çok güzel bir kapatıcı biliyorum diyorsanız lütfen aşağıya yazın ve aynı zamanda bu ay sizin bitirdiğiniz ürünleri de duymayı, görmeyi çok çok isterim. Umarım benimle paylaşırsınız. Tekrardan izlediğiniz, vaktinizi ayırdığınız için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.